Görüşünü 24 Aralık 1921 günlü raporunda şöyle açıklıyordu. Savaşın sürüp gitmesinin bu memleketi, bu milletin varlığını tehlikeye koyacak kadar yıkıp yok edeceğini ve katlanılan bütün fedakarlıkların boşa gitmiş olacağını kesinlikle düşünmekteyim. Savaşın devam ettirilmesinin dış ve iç düşmanlarımızın ekmeğine yağ süreceğini, korktuğumuz bela ve felaketleri memleketin başına kendiliğinden çekeceğine bütün varlığımla inanıyorum. Zatı devletlerinin üzerine düşen görev, dünyada hemen hiçbir siyaset adamının omuzlarına yüklenmeyen en ağır bir yüktür. Tarihte 5-6 asırda değil, belki 15 asırda bir kimseye ancak kısmet olabilen bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz. Her türlü aşırılıktan sakınarak, bugünün yararları uğruna geleceğin gerçek yararlarını feda etmeyerek, Türklükle beraber bütün İslam dünyasının geleceğini güven altına almak için pek yakın bir zamanda fazlasıyla gerçekleştirilebilecek milli ve İslami gayeyi kurtarmak ve güçlendirmek için, hatta geçici olarak fedakarlığa bile katlanmak sayesinde zat-ı devletlerinin dünya tarihinde ölümsüz bir isim kazanması ve Müslümanlık binasına yeni bir şekil veren şahsiyet olması mümkündür. Aksi halde Türk milletinin ve bütün Müslümanlık dünyasının esaret ve aşağılığa mahkum olacağı bendenizce şüphesizdir. Adınızı kıyamet gününe kadar bütün Müslüman kuşaklar için kainatın övüncü olan Yüce Peygamber Efendimiz'den sonra en kutsal bir at ve yadigar olmak üzere arkanızda bırakmak şerefini ve fırsatını kaybetmemenizi, vatanseverlik ve Müslümanlık gereği olarak bildirmeyi bir kutsal görev sayarım Efendim Hazretleri. Bekir Sami Bey bütün bu düşüncelerle özet olarak esaretten ve aşağılıktan kurtulmak için kendinin Londra'ya yaptığı sözleşmeler çerçevesinde milli mücadeleye son vermeyi teklif ediyor. Efendim, Bekir Sami Bey'in bu düşünceleri bende olumlu bir etki yaratmamıştı. İleri sürdüğü düşünceler ve bunların dayandığı mantık kendiyle görüşme ve tartışmanın bile gereksiz ve yararsız olduğu kanaatini uyandırmıştı. Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar. Efendiler, yüce kurulunuzu biraz da Büyük Millet Meclisi içinde kendini gösteren durumlarla temasa getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Büyük Millet Meclisi'ne milletçe üye seçilirken, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yönetim kurulları da ikinci seçmenler arasında bulundular. Buna göre denilebilir ki, Büyük Millet Meclisi bütünüyle aynı zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasi bir grubu niteliğindeydi. Gerçekten de başlangıçta bu yolda hareket edilmişti. Cemiyetin temel ilkeleri Meclis Genel Kurulu'nun da temel ilkeleri durumundaydı. Biliyorsunuz ki Erzurum ve Sivas Kongresi'nde tespit edilen ilkeler İstanbul'daki son Meclisi Mebusanca'da kabul edilip desteklenerek Misak-ı Milli adı altında özetlenmişti. Bu ilkeler 1. Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilerek o çerçeve içinde memleketin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak barış ve güvenliğin elde edilmesine çalışılıyordu. Fakat zaman geçtikçe mecliste ortaklaşa bir çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde güçlükler belirmeye başladı. En basit konularda oylar dağılıyor, meclisten iş çıkamıyordu. Bazı kimseler bu duruma bir çare olmak üzere 1920 yılının ortalarında bir takım gruplar meydana getirme faaliyetine geçtiler. Bütün bu faaliyetler meclis görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlama ve görüşülen konular üzerinde oyları dağıtmadan olumlu iş çıkarma gayesini güdüyor. Yeri geldiğinde arz etmiştim ki ilk anayasamıza kaynaklık eden 13 Eylül 1920 tarihli bir programı meclise sunmuştum. Bu programın mecliste 18 Eylül'de okunan kısmından başka buna esas olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin temel niteliğini ve yönetim şekliyle ilgili görüşleri tespit eden ve meclisin açılışından sonra okunup kabul edilen önergemi de bu kısımla birlikte Halkçılık Programı adı altında bastırmış ve yayınlatmıştım. Belirttiğim gruplar benim bu programımdan ilham alarak bir takım ünvanlar takınmaya ve programlar tespit etmeye başladılar. Bir fikir vermiş olmak için bu gruplardan belli başlıların adlarını sayayım. A. Tesanüt, Dayanışma Grubu. B. İstiklal Grubu. C. Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Müdafaa-i Hukuk Topluluğu. D. Halk Zümresi, Halk Topluluğu. E. Islahat Grubu.
Bu gruplardan başka isimsiz olarak özel maksatlı bazı küçük grupların da faaliyet halinde oldukları anlaşılıyor. Efendiler, bu isimlerini saydığım gruplardan her biri meclis görüşmelerinde disiplini sağlamak ve oyları birleştirmek maksadıyla kurulmuş oldukları halde varlıkları aksini gösteriyor. Gerçekten de sayıları çok, üyeleri sınırlı olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya kalkışmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste neredeyse bir kargaşa doğurmaya başlamışlardı. Hele Teşkilat-ı Esasiye Kanunu meclisten çıktıktan sonra, yani Ocak 1921 sonlarında meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların genellikle her konuda toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamanın bir kat daha güçleşmeye başladığı görülüyordu. Çünkü Misak-ı Milli'nin tespit ettiği ilkelerde kayıtsız şartsız düşünce ve gaye birliği yer aldığı halde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ortaya koyduğu görüşlerde tam bir birlik sağlanmış görünmüyordu. Mevcut grupları birleştirmek veyahut mevcut gruplardan birini destekleyerek iş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Ancak bu yolla elde edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe doğrudan doğruya benim el atmam zorunlu olmaya başladı. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup kurulmasına karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktadan ibaretti. Birinci nokta şuydu. Grup, Misak-ı Milli ilkeleri çerçevesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak barış ve güvenliğin elde edilmesi için milletin bütün maddi ve manevi kuvvetlerini gereken hedeflere yönelterek kullanacak, memleketin resmi ve özel bütün kuruluş ve tesislerinin bu ana gayeye hizmet etmelerine çalışacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması. İkinci nokta, grup devlet ve milletin teşkilatını Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun koyduğu ilkeler çerçevesinde sırasıyla şimdiden tespite ve hazırlamaya çalışacaktır. Efendiler, bütün grupları ve meclis üyelerinin çoğunu davet ederek bu iki esas üzerinde birleşmelerini sağladım. İşaret ettiğim bu ana madde ve bundan sonra grubun iç tüzüğüyle ilgili olan maddeler 10 Mayıs 1921 günü yapılan toplantıda kabul edildi. Grup genel kurulunca seçildiğim için grubun başkanlığını da üzerime almıştım. Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var olduğu gibi, onun aynı ad altında mecliste de bir siyasi grubu kurulmuş oldu. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın yapmaktan çekindiği iş, ancak onların dağılmasından 14 ay sonra Ankara'da yapılmış oldu. Bu grup, 1. Büyük Millet Meclisi'nin devam ettiği sürece hükümetin görev yapmasına yardımcı olabilmiştir. Fakat grup tüzüğündeki ana maddenin ifade ettiği ikinci noktayı anlamlı bulanlar oldu. Bu gibiler duygularını açıklamamakla birlikte bu noktada toplanan anlam ve gayenin gerçekleşmemesi için derhal faaliyete geçmekte gecikmediler. Olumsuz faaliyet diye vasıflandırabileceğimiz bu tür faaliyetler iki şekilde ortaya çıkmaktaydı. Birincisi, grubun içine düşünceleri karıştırma ve görüşülecek konularda aleyhte bir durum yaratma şeklinde oluyordu. Hoca Raif Efendi, Muhafazayı Mukaddesat Cemiyeti kuruyor. İkincisi, memleket içinde ve yine teşkilatımız içindeydi. Bu noktayı açıklayan en belirgin örnek, Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi'nin ve bazı arkadaşlarının grubun kurulmasından önce ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkmasından hemen sonra giriştikleri faaliyettir. Arzu ederseniz bu konuda biraz bilgi vereyim. Hoca Raif Efendi ve arkadaşları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyeti'nin adını değiştirdiler. Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti dediler. Mevcut cemiyet ilkelerinin başına da hilafet ve saltanat makamının ve devlet şeklinin olduğu gibi bırakılmasını sağlayıcı bir takım eklemeler yapmışlar ve bu faaliyetlerini öteki illere, özellikle Doğu illerine de bir takım bildiriler göndererek yaymaya kalkmışlardı. Ben bu durumu öğrenir öğrenmez Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın dikkatini çektim. Hoca Raif Efendi'yi ve arkadaşlarını uyararak bu türlü faaliyetlerden vazgeçirmesini rica ettim. Sarıkamış'ta bulunan Kazım Karabekir Paşa ile Erzurum'da bulunan Hoca Raif Efendi arasında bazı yazışmalar olduktan sonra Raif Hoca bizzat Paşa'nın komuta merkezine gitmiş, orada Muhafaza-i Mukaddesat adının kullanılmasındaki sebepleri açıklarken demiş ki, maksat halifelik ve padişahlık haklarını korumak
memleketin ve İslam dünyasının bugünkü ve gelecekteki hayatı için büyük uyuşmazlık ve sakıncalar doğuracak olan Cumhuriyet idaresinden kesinlikle sakınmaktır. Hoca, Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun hilafet ve saltanat idaresini cumhuriyete dönüştürme maksadı güttüğü hissedilmektedir görüşünde bulunduktan sonra bu gibi faaliyetleri tanımakta mazur olduklarını bildirmiş. Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askeri ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır diyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli şifreli telgrafında kendi de ileri sürdüğü görüşler arasında diyordu ki, hükümet şekliyle ilgili esasları Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tespit etmiş olduğu görülüyor. Halbuki bendeniz bu kanun hükümlerinin olsa olsa bir parti programı halinde kalmasını, uygulamada ortaya çıkacağını tahmin ettiğim güçlüklere karşı daha yararlı buluyorum. Bu görüşümü bölgenin çok yakından tanıyabildiğim duygu ve düşüncelerine göre kısaca açıklamak isterim. Mecliste Teşkilat-ı Esasiye Kanunu desteklemek üzere kurulan gruba girmiş olanların çoğu, yeni bir rejim değişikliğinde memleket kaderinde söz sahibi olmak hevesinde görünenlerdir. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni nitelikte teşkilat fikirlerini benimser. Milletvekillerinin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na taraftarlıkları ancak kişisel görüşlerinden gelebilir. Devlet şeklinin bu büyük ve tarihi değişiklik faaliyetlerinde memleketin geleceğinden hep birlikte sorumlu olan askeri ve sivil devlet adamlarıyla müdafaa-i hukuk merkezlerinden gereği gibi görüş alınması ve durumun olağanüstü bir mecliste incelendikten sonra karara bağlanması gerekir düşüncesindeyim. Efendim. Kesin zaferden sonra 2. Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiği zaman bile Kazım Karabekir Paşa İstanbul gazetelerine verdiği demeçte öteden beri süre gelen duygularını ve şikayetlerini Cumhuriyet ilanını bize sormadılar şeklinde özetlemekteydi. Kazım Karabekir Paşa bu görüşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet tarafından olağanüstü yetkiler verilerek gönderilmiş üyelerden kurulu olağanüstü bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin koyduğu kanuna hem de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na karşı bulunduğunu ima ediyor. Daha garibi, devlet teşkilatının değişmesinde etkili olacak kararlar alabilmek için askeri ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa-i hukuk merkezlerinin görüşlerinin alınması gerektiği inancında bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir Paşa, benim müdafaa-i hukuk grubuyla olan ilgime de karşı çıkarak, bendeniz zatı devletlerinin bu gibi siyasi partilere girmemesini özellikle uygun bulmaktayım dedikten sonra benim tarafsız olarak kalmamı tavsiye ediyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına 20 Temmuz 1921'de cevap verdim. Biraz uzunca olan bu cevabın bazı hususları aydınlatmaya yarayacak olan noktalarını belirtmekle yetineceğim. Cevabımda demiştim ki, Müdafaa-i Hukuk Grubu, memleketin bağımsızlığını tam olarak sağlamak gibi kısa ve kesin bir maksatla kurulmuştur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun uygulanma durumu da gayesi içindedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bütün idare sistemini ve Türkiye hükümetinin hukuki durumunu gösteren ayrıntılı ve tam bir kanun olmayıp, memleketin mülki ve idari teşkilatında zamanın şartlarının gerektirdiği halkçılık ilkesini ifade eden bir kanundan ibarettir. Bu kanunda cumhuriyeti ifade eden bir şey yoktur. Raif Efendi'nin saltanat şeklinin cumhuriyetçiliğe dönüştürmek istendiği yolundaki düşüncesi kuruntudur. Meclisteki grup merkezinde kendilerine önemli işler verilen kimseler arasında kişilikleri ve geçmişteki davranışlarıyla eleştirilebileceklerin bulunduğu yolundaki iddia ise daha açık bir ifadeyle doğrulanmaya muhtaç bir durumdadır. Her işi bütün idari yetenekleri ve kişisel faziletleriyle mükemmel yetişmiş adamlara vermek pek değerli ve tatlı bir dilek olmakla birlikte kendi toplumumuz için değil dünyanın en ileri gitmiş milletleri için bile her çevre, her bölge ve her meslek sahibi tarafından saygıya değer görülecek bu kadar çok adam bulmak imkansızdır. Hayali ve gerçek dışı düşünce ve iddialarla memleketin kendine dayanabileceği tek kuvveti ve teşkilatı yıpratacak engellemelere başvurmak, eğer cahilce bir çılgınlık değilse, herhalde bir hainlik olarak kabul edilmelidir. Zat-ı devletlerince de bilinir ki, ilerleme yolunda girişilecek her önemli faaliyetin kendine göre önemli sakıncaları vardır.
bu sakıncaların en alt düzeye indirilebilmesi için alınacak tedbir ve yapılacak girişimlerde kusur etmemek gerekir. Bundan sonra efendiler, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılacak.